Duygularınıza hakim misiniz yoksa değil misiniz? Duygular herhalde bir imanlının en büyük düşmanıdır. Duygular kişiyi Tanrı'nın isteğinin dışında tutar ve onu benliğin içinde tutabilir. Az sonra hayattan keyif alındı. kızlar kaprislidir biliyor musunuz? Kaprisli derken ne demek istiyorum? Bir bakıyorsun şöyle, bir bakıyorsun böyle. Örneğin pazartesi şöyle diyebilirsiniz. Ben çarşamba günü şuraya gideceğim ama çarşamba uyanırsınız ve gitmek istemediğinizi görürsünüz. Salı yeni bir araba istersiniz. Ay sonunda da taksidini ödemek istemezsiniz. Duygular ilginçtir. Sabah başka, akşam başka hissedersiniz. <laughs> Haleluya. Üzücü şey şu ki, duygular ve hisler çoğu kişinin hayatını yönetir. Duygunun anlamı heyecanlandırmak, harekete geçirmektir. Yani psikolojik olarak sizi harekete hazırlar. Geçenlerde hayatının çoğunu duyguları tarafından yönetilerek geçiren biriyle konuştum. Hayatları oldukça karmaşık bir haldeydi. Son üç yıldır bu kişiyle çok ilgileniyoruz. Farklı alanlarda ona yardım ediyoruz. Özellikle de duygularına göre kararlar vererek hayatında zaferler kazanamayacağını öğretmeye çalışıyoruz. Bazı insanlar başkalarından daha duygusaldır. Bu kısmen yapımızdan kaynaklanır. Kişiliğimiz, karakterimizden kaynaklanır. Ama bunu kesinlikle kontrol edebiliriz. Çünkü Tanrı asla bizden bir şey isteyip de sonra bunu yapma yetisini bize vermezlik yapmayacaktır. Bunu yapmaz. Asla. İşte bu kişi de bu konuda gelişmeye, ilerlemeye çalışıyor ve bana ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bazen duygularım beni de yanlarında götürmeye çalışıyorlar. Ben bunun çok iyi bir tanım olduğunu düşündüm. Nereye gittiklerini, ne yapmaya çalıştıklarını anlamalıyız. Bu duygulara dikkat etmeliyiz. Yavaşlayıp anlamalıyız ki onlarla sürüklenip gidersek pişmanlık duyacağımız şeyler söyleyeceğiz parasını vermek istemeyeceğimiz şeyler alacağız. Tutmak istemeyeceğimiz sözler vereceğiz. Kısacası hayatımız bayağı bir karmaşıklaşacak. Anlamalıyız ki duygular iyi hislere neden olabilir. Bunlar bazen bizi destekleyebilir. Bir şey yapmaya çalışıyorsanız size yardımcı olacak, destek olacak hislerin olması çok iyidir tabi. Ama canınız istemediğinde bile doğru olanı yapabileceğiniz noktaya gelmeniz gerekiyor, değil mi? Bunu yapmalıyız. Canımız istemediğinde bile doğru olanı yapmalıyız. Amin. Cık. Tabii ki ilişkiler söz konusu olunca bu duygu meselesi çok önem kazanır. Öyle insanlar olacak ki asla onlara iyi davranmak gelmeyecek içinizden. Çünkü kendilerine iyi davranılmasını kolaylaştırmayan insanlardır. Ya da en azından Tanrı onlarda belirli bir alanda işlerken bir süreliğine öyle olacaklar. Ama Tanrı bize onlar sevecen değilse ve sen ruhun ürününde yürümek istemiyorsan sorun değil demiyor. Bizim her zaman aynı ve sabit olmamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Watchman şöyle demiştir. Duygular herhalde bir imanlının en büyük düşmanıdır. Duygular kişiyi Tanrı'nın isteğinin dışında tutar ve onu benliğin içinde tutabilir. Bunu yapar. Bugün üç insan tipinden bahsedeceğiz. Doğal insan, ruhsal insan ve bedensel insan. Birazdan bunları konuşacağız. Kutsal kitap bu üç insan tipinden bahseder. Doğal insan ve ruhsal insan, bedensel insan. Tabii ki Tanrı'nın bizim için arzusu ruhsal olmamız ve ruhta yürümemizdir. Ancak bedensel boyuttan bir türlü çıkamayan pek çok imanlı vardır. Yani duygularının önüne geçemiyorlar bir türlü. İstiyorum, düşünüyorum, hissediyorum. Bence de duygular İmanlının en büyük düşmanıdır. Çünkü duygular alevlendiğinde zihniniz ne yapıp ne yapmamanız gerektiği konusunda aldanır. Ve böylece de vicdanımız bir yargıya varamaz. Biliyorum bu derin, çok derin bir kavram. Belki de üzerinde düşünmeliyiz ama yine de Watchman Nee'nin söylediği bir şey bu ve bana Büyük bereket oldu duygularımız alevlenince zihnimiz aldanır. Bu bahsettiğim kişinin duygularla ilgili bir sürü sorunu vardı ve çok akılsızca bir şey yapmıştı. Bunu öğrendim ve onunla konuştum. Bana dedi ki ben bunun Tanrı'dan olduğunu hissetmiştim. Ama olayın aslı şu ki asıl meseleye indiğimizde gerçek ortaya çıktı. Bu şey o kişinin uzun zamandır. Yapmak istediği bir şeyde ilişkisi olmaması gereken biriyle tekrar ilişkiye girmişti. Bağışlamak konusundaki bir vaazımı duymuştu ve vaazın sonunda bu kişiyi arayıp onu bağışladığını söylemeye karar verdi. Diğer kişi bağışlanma istemiyordu bile. Ama gerçek şu ki benim konuştuğum o kişi arkadaşıyla tekrar iletişimde olmak istiyordu. Ve bunu yapmak için de benim vaazımı kullandı. Bunu yaptı. Şeytan size ayetler okuyabilir biliyor musunuz? İsa'ya okudu. Duygularla ilgili öğrenmemiz gereken çok şey var. Amin. Çünkü duygularımız alevleniyor zihnimizi aldatıyor ve ondan sonra vicdanımız vermesi gereken yargıyı veremiyor bir türlü. Normalde vicdanınız neyin doğru, neyin doğru olmadığını size söyler. Bilirsiniz bir şey doğru olduğunda ya da yanlış olduğunda belli bir şekilde hissedersiniz bunu. Ama duygular alevlendiğinde sadece sadece hissedersiniz. Aynen böyle olur. Ha <laughs> i̇şte o zaman da yapmamamız gereken bir sürü şey yapıyoruz. İnsanlar duygusallaştığı zaman ve söylememeleri gereken şeyler söyleyince ilişkiler tamamen mahvolur. Daha sonra büyük pişmanlık duyacakları şeyler söylüyorlar. istemedikleri şeyler. Haleluya. İnsanlar duygusallaşıyor ve bazı sözler veriyor. Daha sonra o duygular azalıyor. O düşünce onları heyecanlandırmıyor ve diyorlar ki artık Tanrı bunu istemiyor çünkü bu beni heyecanlandırmıyor. Hadi ama bence çok güzel bir vaaz bu. Bir temel oluşturuyorum ve daha iyiye gidiyor. Yani duygular imanlının bir numaralı düşmanıdır. Oysa ben şeytanın bir numaralı düşmanım olduğunu sanıyordum. Amin. Bir sürü insan duygularına boyun eğer. Hayatları boyunca duygularının sınırları içinde yaşar. Duygularınızdan asla kurtulamayacaksınız ama onları kontrol etmesini öğrenebilirsiniz. Duyguların hayatın bir parçası olduğunu, günah olmadıklarını, Fark etmek benim için çok önemliydi. Onların arkasından gitmek günahtır. <laughs> Size bir tokat atmak istediğimi hissedebilirim. <laughs> Birisine bağırmak istediğinizi ya da omuzlarından tutup iyice silkelemek istediğinizi hissedersiniz ama bunu yapma özgürlüğüne sahip olduğunuz anlamına gelmez bu. Biliyor musunuz eskiden birisi bana bir terbiyesizlik yaptığında ben de onu incitmek isterdim. Ama öğrendim ki ayartılar geliyor. Yapmam gereken onlara uymamak. Her zaman ayartılar olacaktır çünkü incinince duygusal tepki veririz. <laughs> Bunu kaçınız anlıyor? Duygusal bir tepki İçinizde hisler kabarır ve bir şey yapmak ister ama onlara uyup uymamak sizin kararınız. Hayır teşekkür ederim bunu takip etmeyeceğim. Hayatım boyunca bu yönde gittim. Burayı sevmiyorum artık ben. Yanlış olan şeyi yapmak istediğinizde bir karar verebilirsiniz. Herkes söylesin karar. Söyleyin disiplin. Disiplin yanlış olanı yapmak istediğinizde doğruyu yapmak demek. <laughs> disiplin daha sonra memnun olacağınız şeye şimdi karar vermek. Disiplinin olmaması. Yani Tanrı'nın disiplininin olmaması o an için harika gelir ama daha sonra disiplin ona göre eğitilenler için esenlik veren doğruluğu üretir. İbraniler 12'de diyor. Daha sonra iyi olana sahip olabilmek için şimdi zor olanı yapmalıyız. Hamdolsun. Duygularımız daima olacak ama onları idare etmesini ve onlara boyun eğmemeyi, bizi kontrol etmelerine izin vermemeyi, hayatımızın tanrısıymış gibi güvenmemeyi öğrenebiliriz. Tekrar ediyorum. Bazı insanlar duygularını tanrısallaştırır. Hayatları boyunca duygularının ardından gider. Canları isterse kiliseye gidiyorlar, canları isterse spor yapıyorlar. Canları isterse okuyor ya da çalışıyorlar. Canları ne çekiyorsa onu yapıyorlar. Ve insanlarla canlarının istediği gibi konuşuyorlar. Yani tüm hayatları kaosta oluyor. Ne ben ne de siz hiç kimse hayatı boyunca duygularının ardından gidip yaşanmaya değer bir hayata sahip olamaz asla. Bu mümkün değildir. Bakın bunun önemli olmasının nedeni hem buradakiler hem de televizyondan izleyenler için. Buradakilerin çoğunun Hristiyanlık konusunda bilgili olmasıdır. Şu an söylediklerim sizin için yeni bilgi olmayabilir ama buna ihtiyacınız var. Keşke yanımda getirseydim diye düşündüğünüz bütün o duygusal arkadaşlarınızı düşünüp durmayın burada. İyi haber şu burada olduğunuza göre buna ihtiyacınız var amin. Bir Hristiyan olarak bile hayatımda öyle bir zaman vardı ki Bunları bilmiyordum çünkü her pazar öğretiler duyuyordum ama gündelik hayatımda insanlarla geçinmeme ve hayatımı kontrol etmeme yardımcı olacak şeyler duymuyordum doğrusu. Belki de beni televizyon başında izleyenler arasında canının istediği her şeyi yapamayacağını daha önce hiç duymamış yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca insan var. <laughs> Onlara göre hisler normal. Evi temizlemiyorum çünkü canım istemiyor. Onu satın aldım çünkü canım istedi. Canım birisiyle nasıl konuşmak isterse öyle konuşurum ben. Bu olamaz. Bu şekilde zaferli olamazsınız. Söylemek istediğim diğer şey de şu. Yanlış olanı yapmak isterken doğru olanı yapmanıza yardım edecek güç olarak hayatınızda İsa yoksa kendinize yardım edemezsiniz. Mesih'i kurtarıcınız olarak, yardımcınız olarak kabul etmelisiniz. Hayatınızda bir yardımcı olarak Kutsal Ruha ihtiyacınız var. Sadece cennete gitmek için değil, yaşamanıza yardım için ihtiyacınız var. Ruhsal olgunluk her imanlının hedefidir. Tanrı ne istiyor? Büyümemizi. Yani olgunlaşmamızı. İmanlı kişi duygularının ötesinde yaşamayı öğrenmediği sürece ruhsal olgunluk mümkün değildir. Galatyalılar 6.9 der ki, iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Başka bir deyişle doğru olanı yapmaktan bıkmayalım, yorulmayalım. Anlıyorsunuz beni değil mi? Çünkü doğru olanı yaparsak, mevsiminde karşılığını alacağız. Bu tamamen doğru. Herhangi bir kişiyi alın, istediğiniz kadar karmaşık bir halde olsun. Geçmişleri ne olursa olsun. Eğer o kişi doğru olanı istikrarlı bir şekilde yapmaya başlarsa, bunu yaparsa bir iki defadan bahsetmiyorum. Süper bir kararlılıktan bahsediyorum. Doğru olanı yapacağım. Doğru olanı yapacağım. Doğru olanı yapacağım ta ki sonuçları alıncaya kadar. Evet, bunu yapacağım. Böyle kararlı birini birkaç yıl boyunca takip ederseniz onun hayatında bazı değişiklikler görürsünüz. Büyük değişiklikler. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi radikal değişiklikler göreceksiniz. O kişi bambaşka birisi olacaktır sonunda. Ama bir kere tövbe duası ettiniz diye olmayacak bu. Bunu yapınca bir adım atarsınız ama bundan sonra yürümeniz gerek. Yürümek de bir sürü adımdan meydana gelir. Adımlar. Sizi teşvik etmek istiyorum. Doğru olanı yapmaktan usanmayın. Gevşemezseniz mevsiminde biçeceksiniz. Pes ettiğiniz ilk yerde duygularınızdır. Dinleyin. Bazen insanlar pes eder. Çünkü şöyle hissederler. Devam edemeyeceğim. <laughs> Şunu söylerseniz büyük bir zafer kazanmaya başlarsınız. Biliyor musun? Nasıl hissettiğim umurumda değil. Destekleyen hislerim olsun isterim ama olmasa da ben bunu yapacağım. Neden mi? Çünkü iradeniz Tanrı'nın size verdiği en güçlü şey. Eğer sizin iradeniz doğruyu yapmak konusunda Tanrı'nın isteğiyle birse hiçbir güç, hiçbir şeytan size yanlış olanı yaptıramaz. Çünkü Tanrı'yla aynı taraftaysanız şeytan kapıdan kaçıyor. Seçeneğimiz var. İncil diyor ki Ruh bedene, beden de ruha karşı savaşır. Birbirlerine karşı devamlı durmaksızın savaşıyorlar. Yani bu savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Kurtulduğunuzda bir savaş başladı. Kişi iman etmeden önce bir savaş içinde olmayabilir. Ama imanlı biri olarak günah işle de gör bakalım her zaman savaş var. Amin. Yıllarca kocama saygısızlık ettim. Ve hiç kötü hissetmedim. Kontrolde olduğumu sanıyordum. Modern kadın. Sen beni yönetemeyeceksin güzelim. Bir Hristiyandım aslında ama bedensel bir Hristiyandım. Size söylemeye çalıştığım şeyleri birinin bana söylemesine asla izin vermezdim. Kimse benimle yüzleşip dinle. Duygularının peşinden gidemezsin. Canın ne çekerse onu yapamazsın. İnsanlarla istediğin gibi konuşamazsın diyemeyecekti. Tanrı'nın bereketini istiyorsanız, Tanrı'nın isteğine göre yürümelisiniz. İsa harika bir mirasa sahip olayım diye öldü. Büyümediğim sürece bu mirasa sahip olamayacağım. Bu sizin için de geçerli. Miras bankada. Vaat edilen topraklarda beni bekliyor. Ama bir şekilde benliğe göre yaşama çölünden geçip, Ürdün nehrini aşmam gerekiyor. Ürdün ne demek biliyor musunuz? Aşağı inmek. Mısır'daki kölelikten kurtulup çıkan ve Ürdün nehrini aşıp vaat edilen topraklara giden kaç kişi vardır? Mısır'dan çıkan ilk gruptan ki bu grup herhalde bir buçuk milyon kişi kadardı. İki kişi girdi. 200 değil, 2000 değil, iki kişi. Diğer herkes çölde öldü. İki kişiden fazlası girdi topraklara ama onlar çölde doğmuşlardı. Mısır'dan çıkan ilk gruptan sadece iki kişi girdi. Bu ne biliyor musunuz? Akılsızlık, akılsızlık, akılsızlık. Yani bu ne anlatıyor bize? Çok kişi vaat edilen topraklara giremiyor. Tanrı sizi çölde de sever. Hatırlarsanız onlara man sağladı. Giysileri yıpranmadı, çarıkları eskimedi ama yeni bir şeyleri de olmadı. Ben 40 yıl boyunca aynı şeyleri giymek istemiyorum. Sizi bilmem ama ben yeni şeyler istiyorum. dedi ki sizi manla doyurdum giysileriniz eskimedi çarıklarınız eskimedi ama yeni bir şeyleri de olmadı amin ben eski şeylerle yetinmek istemiyorum tanrının tüm vaatlerinin hayatımda gerçekleşmesini istiyorum bunun için de duygularıma göre yaşamamalıyım böyle yapmamalıyım benimle hemfikir misiniz Tanrı'dan o vaatleri alabilmemiz için duygularımıza göre yaşamamalıyız. Öyle yapmamalıyız. Hey siz balkondakiler nasıl gidiyor? Ya. Orada olduğunuzu biliyorum merak etmeyin. Bazen insanlar hislerini Tanrı'nın isteğiyle karıştırır. İyi bir şey hissetmem bunun Tanrı'nın isteği olduğu anlamına gelmez. Bir kadın diyebilir mi ki bu adam bana cazip geliyor bu yüzden evlenmeliyim. Oysa gerçekte sadece duygusal ve fiziksel olarak cazip buluyor onu. Tanrı'nın isteği söz konusu bile değil belki. <laughs> Ama olabilir de. Peki nasıl anlayacağım diyorsunuz değil mi? Nasıl anlayacağınızı söyleyeyim. Dua edin. Bakalım Rab ne yapacak? Amin. Çevremize Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu ilan ediyoruz. Sanki bunu gerçek kılabilecekler gibi. Tanrının evlenmenizi istediği kişiyi gösterdiğini düşünüyorsanız ya da birinin size bir şey vereceğini hissediyorsanız, o zaman dua edin. Tanrının işlemesini bekleyin. Tanrının isteği ise bu gerçekleşecektir. Tanrının isteği ise bunu yapacaktır.